Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günlerden 16 Ekim 2023 Pazartesi. Mutlu bir hafta olsun hepimiz için. Yeni bir haftayla karşınızdayız. Kanal 3 Ana Haber'desiniz. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümüne 13 gün kaldı. 29 Ekim'de hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. Yeni bir yüzyıla merhaba diyeceğiz Cumhuriyetimiz adına. 13 gün kala şöyle bir etrafıma bakıyorum. Hem Afyonkarahisar'da hem de Türkiye'nin genelinde yeteri kadar coşkuyla kutlanıyor mu Cumhuriyet bayramımız? Çünkü eskiden 40 gün 40 gece eğlenceler yapılırdı. Düğünlerde, bayramlarda kutlamalar bu şekilde sürerdi. Bugünlerde önemli bir tarihe yaklaşıyoruz ama çok dolu dolu geçtiğini söylemek şu anda pek mümkün değil. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde daha da yaklaşmış olacağız yıl dönümüne. O hafta içerisinde etkinlikler bizi şaşırtır diye başlayalım ve devam edelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara devam ediyor. Suç örgütlerine karşı, zehir tacirlerine karşı operasyonlar yapıyor. Görselini de alalım. Terör örgütlerine karşı, göçmen kaçakçılarına karşı, bu işin organizatörlerine karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Paylaştığı her mesajla da Türk milletinin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Kafes operasyonları kapsamında iki suç örgütüne operasyonlar yapıldığını duyurdu. Uzuner ve Pelit çetesi olarak bilinen iki örgüte baskınlar yapıldığını, gözaltıların yapıldığını ve bu örgütlerin çökertildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop ve İstanbul'da kafes operasyonlarıyla Uzuner ve Pelit çetesi olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinop ve İstanbul'da kafes operasyonları çerçevesinde Uzuner ve Pelit çetesi olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Aziz milletimin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Uzuner suç örgütü Sinop merkezli, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. 13 çete mensubu tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca Pelit çetesi olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşa satarak rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve orman kanununa muhalefet suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon yapıldı. Adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar neticesinde 15 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizinle. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Türkiye'nin darbe ürünü anayasalarla yönetildiğini vurguladı ve bunun üzerine sürekli olarak yapılan değişikliklere atıfta bulunarak yama yasadan yani yamalı anayasadan kurtulmamız lazım dedi. Türkiye 62 yıldır darbeciler tarafından yapılan bir yapılan anayasalarla yönetilmektedir. 1982 anayasası da yeni darbe ürünü bir anayasadır. Bir defa mevcut anayasaya baktığımızda bu anayasa üzerinden değerlendirme yaptığımızda yeni anayasanın pek çok
ihtiyaç duyulmasının sebebi var. Birincisi, anayasa darbe ürünü bir anayasadır. Türkiye'nin darbe ürünü anayasadan kurtulmaya ihtiyacı vardır. İkincisi, bu anayasa milletin anayasası değildir. Darbecilerin anayasasıdır. Tabii 82 anayasası hiç kimseye güvenmiyor. Yasamaya güvenmiyor, yürütmeye güvenmiyor, yargıya güvenmiyor. Güvenmediği için herkesi kontrol eden bir yaklaşım içerisinde. Daha da kötüsü, milletine güvenmiyor. Milletine güvenen, Türk milletine güvenen ve milletin de benim dediği bir anayasaya ihtiyaç var. Öte yandan bu anayasanın üzerinde bugüne kadar 19 defa değişiklik paketi getirilmiş. 184 değişiklik yapılmış. Toplam 223 noktasına dokunulmuş. Yani eskilerin deyimiyle 40 yamalı bohça diyorlar. Ama esasında bizim bundan daha ileri bir tabir kullanmamız gerekir bizim 82 Anayasası için. 40 yamalı bohçadan öte bir şey. Yani bir yama yasayla karşı karşıyayız. Onun için de Türkiye'nin bu yama yasadan da kurtulması lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında İş Kazalarına Önleyici Yaklaşımlar Seminerine katıldı. Bakan Işıkhan, söz konusu insan canı olduğunda maliyet hesabının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü en büyük maliyet hiç kuşkusuz çalışanlarımızın canlarıdır. Bunu özellikle işverenlerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın çok iyi bilmesi gerekir, dedi. Güçlü bir yasal zeminin yanında iş sağlığı ve güvenlik kültürünün içselleştirilmesi, kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamak için en önemli unsurdur. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızın hem uluslararası normlarla uyumlu olması hem de ülkemiz özelindeki çalışma şartlarına göre düzenlenmiş olması da ayrıca önemli bir husustur. Tüm bunların yanında değerli katılımcılar, en önemli husus güvenlik önlemlerinin maliyeti söz konusu. Söz konusu insan canı olduğunda maliyet hesabının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü en büyük maliyet hiç kuşkusuz çalışanlarımızın canıdır. Bunu özellikle işverenlerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın çok ama çok iyi bilmesi gerekmektedir. Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunması konusunda da destek ve teşvik mekanizmalarımız ile işverenlerimizin her zaman yanındayız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Günü programında konuştu. Türkiye'nin su kıtlığı stresi yaşayan bir ülke olduğuna dikkati çekerek gerekli önlemlerin alınması, su israfının azaltılması gerektiğini söyledi. İstatistiklerde var. Bizler su stresi altında ülkeyiz. Eğer elimizdeki kaynakları olması gerektiği gibi kullanmaz isek, izlersek, geciktirirsek 2030 yılından itibaren artık çok daha ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalmamız işten bile değil. Dolayısıyla başta hep bahsedildi. Suyun %77'sini tarım sektörü kullanıyor. Su merkezli bir üretim planlamasını eğer hayata geçirmezsek hızlıca, bu söylediğimiz rakamların, istatistiklerin hiçbir önemi yok. İklim değişikliğiyle mücadele içinde özellikle 2023-2027 tarımsal kuraklık yönetim stratejisi eylem planı oluşturuldu. Ve bununla su kaynaklarının verimli kullanımı teşvik edildi. Yine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı yatırımları yerinde inceledi. Başkan Zeybek ve beraberindekiler salı günü açılışı yapılacak olan Engelsiz Gastronomi Merkezi'nde pasta yaptılar, pastayı süslediler. Burası. Evet. Bekliyorum.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunseven ve Hasan Arslan engelsiz gastronomi merkezini ziyaret ederek inceleme yaptı. Çalışanlarla sohbet eden vekiller merkezde eğitim gören özel bireylerle ilgilendi. Mustafa gel. Daha sonra ceketler çıktı, önlükler giyildi. Tezgah başına geçildi. Eğitmenden neler yapılacağını öğrenen Başkan Zeybek ve vekiller işin başına geçti. Aynen. Bir tane daha ayarlayın. İlk başlarda acemilik çeken Özkaya ve yurdunu seven daha sonra usta şeflere taş çıkarttı. Biz böyle yandan gelecek küçükçekmiş gibi düşünüyorsun. Vekil Özkaya'nın başladığı süslemeyi Başkan Zeybek sonlandırdı. Zeybek Özkaya'dan geri kalmadı. Usta olmuşlar değil mi? Usta olmuş. Vekiller daha sonra merkezde eğitim gören özel bireylerle birlikte de deneyim paylaşımı yaptı. Süslenen pastalar daha sonra hürmüs ile yakılarak farklı bir formata dönüştürüldü. Evet, duysun. Şeker. Vekiller ve Başkan Zeybek daha sonra ambar yolunda çalışmaları gezdi. Esnafları ziyaret ederek iyi dileklerde bulundu. Sizin kanaatiniz nedir? Sabah akşam çalışmasını istiyoruz. 24 saat çalışın bir tane. Aynen vallahi. Heyetin son durağı ise kent meydanında yapımı devam eden ve son rötuşları yapılan Millet Kütüphanesi oldu. Buradaki çalışmaları inceleyen ekipler, Belediye Başkan Yardımcısı Benol Kaplan'dan bilgiler aldı. Gerçekten muhteşem bir eser oluyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Az önce ambar yolunu inceledik. Orada hem kaldırımlar genişliyor hem de aşağı doğru tek yön yapıyoruz. Bir an önce inşallah 10 gün, en geç 15 gün içinde bitirip tamamıyla hizmete açmayı başkanımız söyledi. Arkadaşlara gerekli talimatı verdi. Yine engelsiz gastronomi merkezinde engelli kardeşlerimizin yaptığı faaliyetleri ve belediyemizin onlara sunmuş olduğu imkanla onların mutluluklarını ve kendilerini geliştirme faaliyetlerini gördük. Gerçekten Afyon için ve Türkiye için önemli yatırımlar. Allah razı olsun diyoruz başkanımıza. Arkamızda Afyon Kalesi bütün ihtişamıyla duruyor. Burası Afyon'un merkezi. İnşallah tüm öğrencilerimizin, yine insanlarımızın, kitaba meraklı insanlarımızın, kitap kurdu dediğimiz insanların gelip buradan faydalanacakları bir kütüphane olacak. Yine ambar yolunu kaldırım genişleme çalışmalarını gördük. Tek yön uygulamasından sonra ambar yolundaki o hızlı sirkülasyonun daha azalacağını, hızlı sirkülasyon azalınca alışveriş merkezi gibi bir ortam olacağını düşünüyoruz. İnsanlar araçlarını park edip rahatlıkla orada alışverişlerini yapabilecekler diye düşünüyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz Millet Kıraathanesi şu anda %60, %70 seviyelerinde. Tefrişini Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yapacak. İhaleyi hazırlıyorlar, ihaleye çıkmak üzere. Hemen tefriş yapılıp en kısa sürede burayı da hizmete alıp halkımızın kullanımına, öğrencilerimizin kullanımına almış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, şehit yakınları, gaziler ve vazife mağlullerine Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 15 bin lira ikramiye verilmesi hakkında bir kanun teklifi hazırladı ve bunu meclise sundu. Onların da muhakkak bu yasa kapsamına alınması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, şehit yakınları, gaziler ve vazife mağlullerine Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 15 bin lira ikramiye verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Gazi ve şehit yakınlarının ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Köksal, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını karşılayacağımız 29 Ekim 2023 tarihinde vatanımızın bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için kendini siper eden şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize Cumhuriyet ikramiyesi adı altında 15 bin lira ödenmesinin yapılması yıllardır süregelen mağduriyetin giderilmesi noktasında atılacak ilk adım olacaktır. Bu ödeme gücünü sağlamak Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli dile getirilen ekonomik güç söylemlerini de güçlendirmek için bir adım olacaktır. İfadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Bursa'da düzenlenen genişletilmiş bölge istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Taytak'la birlikte Afyonkarahisar İl Teşkilatı'nın da tam kadro katılım gösterdiği gözlendi.
Dışarıdan gelen hiçbir tezgaha, kokluya söz alamet etmiyor. Bizde sözün sahibi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak toplantıda konuşma yaptı. Yerel seçimlerle ilgili Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte bir karar vereceğini ve MHP'nin yolunun o karar doğrultusunda netleşeceğini ifade etti. Önümüzdeki dönem içerisinde Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın görevlendirmiş olduğu heyet, Cumhurbaşkanımızın görevlendirmiş olduğu heyet, oturacaklar, konuşacaklar. Ülke için, Cumhur İttifakı için olması gereken neyse onu yapacaklar. Taytak, geçen dönemde kaybedilen büyük şehirlerin yeniden kazanılması gerektiğini vurgularken ne CHP'ye ne de İYİ Parti'ye oy yok dedi. Burada Türkiye'nin her tarafına dalgalandıracağımız bayrak Cumhur İttifakı'dır arkadaşlar. Yani CHP'ye oy yok, İYİ Parti'ye oy yok. Zillet İttifakı'nda kimseye uyup hiçbir neden bu memleketin bir belediyesi teslim edemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Toplantıya İl Başkanı Ahmet Kahveci de yönetimiyle birlikte katıldı. Kahveci de toplantıda Afyonkarahisar'da 18 belediye başkanlıkları olduğunu aktardı. Bizim tabii 18 tane ilçemiz var. Ama bunlar işte 18 tane de Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlığı var. Toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. Afyonkarahisar'da kurallara uymayan 235 araç sürücüsüne yaklaşık yarım milyon lira para cezası kesildi. Kural tanımazlara dev ceza, 423.854 lira para cezası kesildi. Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 235 araç sürücüsüne 423.854 lira para cezası kesildi. Kent merkezinde ve ilçelerinde sürücülerde davranış değişikliğinin oluşması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçleri tarafından trafik denetimi yapıldı. İl genelinde yapılan denetim çerçevesinde 2135 araç sürücüsünün genel bilgi taraması üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde muayenesiz araç kullanma, hatalı park etme, hız sınırını aşma, kırmızı ışık ihlali, belgesiz araç kullanma ve kullandırtma, alkollü araç kullanma ve diğer trafik kurallarına uymama suçlarından ötürü 235 araç sürücüsüne 423.854 lira para cezası kesildi. Afyonkarahisar Adnan Kahveci Caddesi Afyon Ekmeği'nin yanında yayalara yol vermek isteyen otomobil aniden durunca 3 aracın birbirine girmesi sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada karşıya geçmek isteyen yayada hafif şekilde yaralandı. Yaya yolunda zincirleme kaza. Kazanın adresi Afyonkarahisar. Adnan Kahveci Caddesi'nden kent merkezi istikametinden gelen otomobil, Afyon Ekmeği'nin yanında bulunan yaya yolundan geçmek isteyen öğrencilere yol vermek için aniden durunca arkadan gelen iki otomobil birbirine girdi. Kazada çocuk yaya hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı yol tek şeride düşürüldüğü için yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak trafik normale döndü. Trafik kazaları her gün can alıyor. Terör olaylarından bile daha fazla can verdiğimiz trafik kazalarının şimdiki adresi Konya. Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza Akşehir Caddesi'nde meydana geldi.
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Ömer Faruk Uygur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsrail-Filistin geriliminde bugün 10. gün ve 10. günde öne çıkan başlıklara hep birlikte hızlıca bakalım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, savaşın, çatışmanın bir tarafı olduğu düşünülen İran'da mevkidaşı Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Kendisine İsrail-Filistin gerilimini artırıcı adımlardan uzak durulmalı uyarısını yaptı. Devam edelim. İran Dışişleri'nden bir açıklama geldi. Uluslararası kamuoyunda ve basında İran savaş şiddetlenirse bu savaşa dahil olur şeklinde bazı iddialar vardı. İran Dışişleri açıklama yaptı. İran savaşa müdahale edecek şeklindeki iddiaları önemsemiyoruz dedi. İsrail Hizbullah üzerinden Lübnan'ı tehdit etti ve Hizbullah İsrail'e karşı eylemlere devam ederse Lübnan'ı vururuz dedi. İsrail Dışişleri ve İsrail ordusundan bir açıklama geldi. 291 askerimizi bu savaşta kaybettik dediler. Liverpool'un yıldız oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah, Mısır Kızılayı'na Filistin'e gönderilmek üzere ciddi miktarda bir bağışta bulundu. Yine Filistin'e destek veren bir futbolcu daha var. Bayern Münihli Mazraoui. Mazraoui Faslı ve Filistin'e destek mesajları paylaştı. Bu paylaşımın ardından hem basın tarafından hem de siyasiler tarafından ciddi tepki gördü ama geri adım atmadı. Bir siyasetçi Mazraoui'nin sınır dışı edilmesini bile istedi. Mahmut Abbas bir açıklama yaptı. Hamas Filistin'i temsil etmiyor dedi. Filistin'i temsil eden Filistin Kurtuluş Örgütü'dür diyerek Hamas ve onun eylemleriyle ilişkilerinin olmadığını açıkladı. Motorine zam yolda, İsrail-Filistin savaşının gerginleşmesi, iyice artması ve şiddetlenmesi üzerine uluslararası piyasalarda Brent petrol 91 doları aştı ve motorine zam yolda fiyatı 40 liraya aşacak 2 lira 23 kuruşluk bir zam bekleniyor. İsrail-Filistin savaşında bugün öne çıkan gelişmeler bunlardı. İsrail saldırılarına devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini, toplanma alanlarını, kaçış rotalarını, kendi gösterdiği kaçış rotalarını vurmaya devam ediyor. Biz de devam edelim haberlerimize. Efendim, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geride kalan grup konuşmasında, AK Parti grubunda yaptığı konuşmada fırsatçılara meydan verilmeyeceğini, piyasayı yükseltici hamleler yapanlara fırsat verilmeyeceğini duyurmuş ve bazı zincir marketlerden fedakarlık yapmalarını istemişti. Enflasyonla mücadele kampanyasına ilk çağrı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden gelmişti ve yetkililer %50'ye varan indirimler yapılacağını hem de bu indirimlerin temel ürünlerde yapılacağını duyurmuşlardı. Bu indirim bugün başladı ancak yeteri kadar veya açıklandığı kadar yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunu araştırdık, vatandaşlara sorduk. Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünlerin fiyatlarıyla diğer çok bilinen zincir marketlerdeki fiyatları sizler için karşılaştırdık. Yorumu da sizlere bıraktık. Bakalım %50 indirim yapılmış mı, yapılmamış mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim çağrısı sonrası Tarım Kredi marketleri %50'ye varan indirim kararı almıştı. Beklenen indirim başladı. Açıklamada peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleriyle deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde %50'ye varan indirim yapılacaktır bilgisi verildi. İndirimin başladığını duyan Afyonkarahisarlı vatandaşlar Tarım Kredi marketlerine giderek temel ihtiyaçlarını satın aldı. Tarım Kredi marketlerinde %50'ye varan indirim raflara yansıdı mı? Vatandaşlar umduğunu buldu mu? Şimdi ben onun için girdim buraya, %50 indirim olacak diye. Çay zaten 140-150 liraydı, yine aynı.
Yağ mesela 160-170 lira, yine aynı yağ 5 kilo yağ. 150 indirim neresinde bunu yine ben anlamadım. İndirim var da çok az. Her üründe değil. Hangilerinde dikkatinizi çekti? Bir makarna da. Makarna da mı indirim var sadece? Evet, bir de süt de birazcık, o da çok az. Nelerde indirim dikkatinizi çekti, hangi ürünlerde? Çayda, süt ürünlerinde. Bir de işte gördüğünüz gibi peçetelerde. Gayet uygundu. Fiyatlar düşmüş. Beğendik. Tavsiye ediyoruz. Hiç yansımamış. Televizyona da söylüyorlar ama hiç oralı şey değil. Hiçbiri yansımamış. Herhalde insanları kandırıyorlar galiba. Yapacak başka bir şey yok. İndirimi duyduğum için gelmiştim. Aldım. Şu anda da gidiyorum. Hangi ürünlerde yansıma var? Dikkatinizi çeken indirimli ürünler neler? Şu anda aldığım makarna var, bisküvi var. Tavuk indirimdeydi. Tavuktan aldım. Kuru bakragiller vesaire. Onlar da indirim vardı. Aldım. Memnun kaldım. Bazı ürünler tatmin edici değildi ama onları zaten almayacaktık. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin başlayan indirim kampanyası 2 Kasım'a kadar sürecek. Öte yandan diğer zincir marketlerle karşılaştıracak olursak, Tarım Kredi Marketi'nde 164 lira 50 kuruş olan 5 litre ayçiçeği yağı, diğer marketlerde 165 ve 195 lira olarak gözlendi. 5 kilogram unda fiyatlar zincir marketlerde 75 lirayken, Tarım Kredi Marketi'nde 61 lira 25 kuruş olarak gözlendi. Tarım Kredi Marketi'nde 143 lira 50 kuruş olan 5 kilogram toz şekerse, zincir markette de aynı fiyat olarak dikkat çekti. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Temmuz ayında başlayan patates hasadının sonuna yaklaşılırken bu yıl ilçede 800'ün üzerinde patates üreticisi tarafından 40 bin dekar alanda ekim yapıldı. Patatesin kilogramı 9 ile 15 lira arasında alıcı buluyor. Tadı dillere destan, Afyon patatesinin hasadında sona yaklaşıldı. Tarladan özel makineyle sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor. Satışa hazır hale gelen patatesler, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adapazarı, Kocaeli gibi Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Sandıklı'da 800'ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanda ekim yaptı. Patatesin kilogramı 9 ile 15 lira arasında alıcı buluyor. Patates üreticisi Necati Aydoğan bu sene yağışlardan dolayı rekoltenin düşük olduğunu ifade etti. Bu seneki hava yağışlarından dolayı biraz rekolteler düşük genel olarak. Yalnız zirai mücadelesini yapan arkadaşlarımız bayağı başarılılar bu sene. Bir de Agria diye bir çeşidimiz var bizim. Bu Agria çeşidimizin lüks özel bir patates. Bunun fiyatları biraz daha yüksek. 16-17 civarında seyrediyor. Araba üstü olarak. Degar verimlerimiz Sandıklı ortalaması olarak 2-2,5 ton ama 5 tona yakın. Bu ürünümüz 5 ton hemen hemen yapıyor şu anda. Hangi pazarlara? İstanbul pazarı, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adapazarı, Kocaeli. Bunları tam patateslerimiz sevkiyat yapıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı konut satış verilerini açıkladı. Verilere bakıldığı zaman düşüşün sürdüğü gözlendi. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 102.656 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15.247 konut satışı ve %14,9'la en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre en az olduğu il ise 47 konutla Ardahan oldu. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 azalışla 900.074 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,2 azalış göstererek 8.446 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %8,2 olarak verilere yansıdı.
Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29.6 azalışla 160.884 oldu. Eylül ayında ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konutla İran, 191 konutla Irak ve 148 konutla Almanya vatandaşları izledi. Manisa'da Eylül ayında 1573 konut, Afyonkarahisar'da 786, Kütahya'da 484, Uşak'ta ise 449 konut satıldı. Afyonkarahisar Belediyesi çocuk şenlikleri devam ediyor. Bu hafta şenlik Fatih Mahallesi'nde yapıldı. Buradaki çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendiler. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Kafana gelecek düdüklü tencere ha. Eğlencenin adresi bu sefer Fatih Mahallesi oldu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde hem minikler hem de aileleri birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi. Çocuk şenliğine milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Hasan Arslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erhan Alan, Başkan Yardımcımız Süleyman Karakuş da katıldı. Çocuklar ne yapıyoruz? Sabah akşam dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi? Belediye Başkanı Mehmet Zeybek çocukların okul stresini azaltmak için etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Milletvekilleri de çocuklara iyi eğlenceler diledi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Başarılı bir yıl diliyoruz. Bu eğitim öğretim yılında da çocuklarımızı sosyal hayatın içerisine katalım diye böyle bir etkinlik, yani çocuk şenliği düzenleme ihtiyacını hissettik. Bugün de aranızdayız. Hepinize ben iyi eğlenceler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Yarınlara daha iyi hazırlanmamız lazım. Siz bizim geleceğimizsiniz. İyi eğlenceler diliyoruz. Biz sizleri fazla eylemeden hemen sizin programımıza geçmenizi istiyoruz. İyi eğlenceler. Her şey çocuklarla güzel. Çocuklar iyi ki varsınız. Geleceğimizsiniz bizim. İyi eğlenceler. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'ne Kazandırılan Park'ta düzenlenen programda Hacivat ve Karagöz oyununun yanı sıra yüz boyama, Nasrettin Hoca, müzikte eğlence ve çeşitli oyunlar oynandı. Çeşitli hediyelerin de verildiği şenlikte çocuklar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Afyonkarahisar Belediyesi Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde engelli bireyler yemek eğitimi alıyor. Eğitimlerini alan bireyler başarılı sonuçlarının ardından sertifikalarını da aldılar. Afyonkarahisar Belediyesi Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde 5 hafta boyunca eğlenerek öğrenen engelli bireyler katılım belgelerini aldı. Eğitim sorumlusu Pınar Avcı, Kanal 3 mikrofonlarına yaptığı açıklamada mutfak eğitimlerinin aşamasından bahsederek şöyle konuştu. Yani aslında zorlu bir aşaması yok. Sadece eğlendikleri, güzel bir şekilde vakit geçirdikleri bir ortam oldu bu öğrencilerin sayesinde. Yani 4-5 haftalık bir eğitim bu. Tamamen mutfak eğitimi olarak geçiyor. Hani uygulama olarak eğitimlerini aldılar. Hepsi birbirinden yetenekli zaten yani. Sadece yön vermemiz ve yol göstermemiz yeterli oluyor. Bu sonunda da katılım belgesi, belediyemizden onaylı katılım belgesiyle güzel bir şekilde hem anı hem böyle bir güzel bir şey oluyorlar onlara da güven duygusunu sağlamak için bu belgeleri veriyoruz. Katılım belgelerini teslim alan engelli bireyler ve ailelerinin mutlulukları yüzlerinden okundu. Çekiyorum. Tamam. Afyonkarahisar'a gelen yüzlerce motosiklet sevdalısı yaptıkları geziyle kentin güzelliklerini keşfederken tarihi Ayazini köyünde kafalarında kasklarla oyun oynadılar ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Sosyal medyada Türkiye Motosiklet Sevdalıları grubu çatısı altında bir araya gelen tutkunlar yaptıkları gezileri ve yollarda yaşadıkları sıkıntıları gruplarında paylaşarak birbirlerine yardımcı oluyor. Motosikletli grup en son ziyaretlerini Afyonkarahisar'a gerçekleştirdi. 20 farklı şehirden bir araya gelen yaklaşık 200 motosiklet sever kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti. Türkiye Motosiklet Sevdalıları grubu Afyonkarahisar temsilcisi Hüseyin Akçeken öncülüğünde gerçekleştirilen gezide motosikletli grup ilk önce 8000 yıllık tarihe sahip Firik Vadisi'ni keşfetti. Burada İhsaniye ilçesindeki Döer Kervansarayı, Memeç Kayalıkları, Emre Gölü, Maltaş, Aslantaş ve Ayazini köyünü gezdiler. Ekip Ayazini köyünde kafalarında kasklarla oynadıkları misket oyunuyla da dikkat çekti. Motosiklet sevdalıları Türkiye Afyon temsilciliği olarak bu hafta da Ayazin'e geldik. Yurt dışından gelen misafirlerimizi buralarda ağırladık. Ayazin'i gezdirdik. Perşembe etkinliklerimizi tüm motosiklet sevdalıları gezdirdik. Daha sonra Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine de bir ziyaret gerçekleştiren grup, ilçede bulunan Atatürk evini ardından da 1874 rakımlı Kocatepe'deki Atatürk anıtını keşfetti. Gün boyu gezilerine devam eden motosiklet severler, Afyonkarahisar'da keşfedilmesi gerek birçok tarihi mekanın olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'da bir maden mühendisi hobi olarak 18 yıl önce heykeltıraşlığa başladı. Afyonkarahisar'ın İsçehisar ilçesindeki atölyesinde mermerden sanat eserleri yapan Adnan Baysan eserlerini yurt dışına bile satıyor. Ülkemiz biliyorsunuz bir mermer cenneti aslında. Yani dünyadaki rezervlerin büyük bir kısmını ülkemizde görebiliyoruz. Her renk, her dokuda mermer görebiliyoruz. Afyonkarahisar'ın İsçehisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki maden mühendisi ve heykeltıraş Adnan Baysan, mermer bloklarını sanat eserine dönüştürüyor. 2016 yılına kadar yoğun bir şekilde daha çok mimari unsurlarda üretim yaptıktan sonra biraz daha şehir heykellerine, meydan heykellerine, şehir süslemelerine yöneldim ve işin daha çok heykel kısmıyla ilgilenmeye başladım ve yoğun bir heykel üretimi başladı o dönemde. Küçük yaşlarda resme ilgi duyan Baysan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü bitirdi. Sanatsal bir objeye, bir heykele çevirdiğiniz zaman bir mermerin olabileceği en yüksek değere ulaştırmış oluyorsunuz. Hem taşın tanıtımı açısından güzel bir yöntem, hem de heykelcilikte olabilecek en kadim malzemelerden bir tanesini kullanmış oluyorsun. Bir süre Bursa'da kara kalem ve portre resimle ilgilenen Baysan, burada aile işlerinin yanı sıra 2005'te bir atölyede hobi olarak mermerden heykel yapmaya başladı. Anadolu aynı zamanda eskiden bir mermer heykel üretim sahasıydı. Hala nereye kalsanız mermer heykel. Heykel tıraşlığın hoşuna gitmesi üzerine bu alanda kendini geliştiren Baysan, 2010'da Brunei Sultanlığı için mimari bir proje kapsamında Isparta'ya yerleşti. Hangi taşın seçileceğine biz karar veriyoruz genellikle. Çünkü bazı şartlarda, özellikle dış mekanlarda her taşı kullanamazsınız. Çok büyük çalışmalarda her taş kullanılamayabilir. Proje kapsamında kadın yüzleri, aslan kafaları ve farklı figürler hazırlamak için Afyonkarahisar'daki mermer atölyelerine giden Baysan, Isparta Belediyesi için de Türk tarihine yönelik figüratif heykeller yaptı. Özellikle Rusya'ya çok fazla çalışma gönderiyorum. Brunei bölgesine çok çalışma gitti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Heykel değil de daha çok mimari unsurlar gitti. İtalya'ya birkaç çalışma gitti. Ticari anlamda mermer heykelcilik üzerine sanatsal projeler için 2015'te İsçehisar ilçesindeki Eski Hamam Mahallesi'nde bir işletme kiralayan Baysan, 40'ın üzerinde kreatif çalışmada tonlarca mermer bloğu sanat eserine dönüştürerek yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Türk Obezite Cerrahisi Derneği 2. Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, genetik yatkınlık olsa da kendisine dikkat eden ve beslenmesine, yaşam biçimine özen gösteren insanların diyabetten korunabileceğini söyledi.
Normalde öngörülen, bundan 10 sene önce, 20 sene önce öngörülen yaklaşık %8 civarında toplumun prediyabet veya diyabetik olduğu söylenirdi. Ama bugün bu rakam %20'lere çıktı. Yani toplumdaki her 5 kişiden birisi diyabet riski taşımaktadır. Ve hayatının bir döneminde de şeker hastası olacaktır. Tabii bunda kilo önemli bir sorun. Diyabeti tetikleyici önemli bir faktör ama tek başına kilo ile bunu izah etmek mümkün değil. Bunun dışında işte beslenme şekli, posalı, normal doğal beslenme sürecini bırakıp rafine, kalori değeri yüksek gıdalarla beslendiğimiz için vücut ihtiyacından fazla şeker almakta ve bunu da yakamadığı için şeker hastalığı oluşmaktadır. Genetik yatkınlık olmasına rağmen bu hastalık gelişmeyebilir. Yani genetik aslında kader değildir. Genetik sadece bir yatkınlığı ifade eder ama bu genetik yatkınlığı tetikleyici dış faktörler var. Bu kanserde de böyledir, şekerde de böyledir, birçok kronik hastalıkta da böyledir. Biz dış faktörlerden, bu genetik yatkınlığımızı tetikleyici, provoke edici unsurlardan uzak durursak, ki buna işte dikkatli bir yaşam, dikkatli bir beslenme şekli olarak ifade ediyoruz. Birçok genetik yatkınlığı olan insanda bu tür kronik hastalıklar oluşmayabilir. Yeni çalışmalar var, çeşitli ilaçlar var. Sindirim sisteminde ortaya çıkmış olan bazı hormonal eksiklikleri yerine koyucu ürünler ve ilaçlar var. Bu ilaçlar hem kilo verdiriyor hem de diyabetin mekanizmasını ortadan kaldırarak kan şekerini düşürüyor. Ümit var, durumdayız ama henüz sonuçlanmamıştır. Kısa süre içerisinde de bunlar gündelik hayatta uygulama alanına girebilecek çalışmalardır. Kapanışta piyasa ekranına birlikte bakalım. Gram altın 1719 liraya düştü. Çok ciddi bir düşüş değil ama bugünü düşüşte kapattığını söyleyebiliriz. Dolar 27 lira 87 kuruş ve 28 liraya doğru yolculuğuna devam ediyor. Euro 29 lira 44 kuruş, sterlin 34 lira 02 kuruş. Aslında 33 lira seviyelerine geri dönmüştü 34 liranın kapısından ama yine 34 lirayı geçti. BIST 100 bir yükseliş, bir düşüş, bir yükseliş, bir düşüşte dalgalı gidişini sürdürüyor. 8003 puanda aslında tarihi rekorlar kırdığı bir dönemde ama bu sıralarda son 2 haftadır özellikle dalgalı bir gidişat var. Birazdan spor bülteninde Afyonspor milli takım ve Emirdağ Spor'un Bal'daki bölgesel amatör ligdeki ilk maçı ile ilgili son bilgileri bulabilirsiniz. Saat 20'de Kent, Mekan ve Toplum'la yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri D grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A milli takımı 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri D grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A milli takım 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubunda Türkiye-Letonya maçının ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda milli takımımızın gollerini 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakikada Cenk Tosun, 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Letonya'yı 4-0 mağlup eden A milli takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. A milli futbol takımı Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.
TFF ikincilik beyaz grupta geçtiğimiz haftanın derbi maçı Van Atatürk Stadı'nda Vefa Grup Van Spor'la İstanbul temsilcisi Esenler Erok Spor arasında oynandı. Beyaz grupta haftanın derbisini Van Spor kazandı. TFF ikincilik beyaz grupta geçtiğimiz haftanın derbi maçı Van Atatürk Stadı'nda Vefa Grup Van Spor'la İstanbul temsilcisi Esenler Erok Spor arasında oynandı. Ligde yenilgisi bulunmayan ve bir maçı eksik olmasına rağmen averajda haftaya lider giren Esenler Erok Spor, Van deplasmanında zirvedeki yerini koruyabilmek için büyük mücadele verdi. İlk 45 dakika sonunda iki takım da soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. Sağ son çizgisinde Muhammed arkadaşlarını bekledi. Baktı kaleye, vurdu. Az farkla dışarı. Tam bir final havasında geçen ikinci yarıda daha üstün oynayan ev sahibi takım Vefa Grup Van Spor 61. dakikada geliştirdiği atakta Burak Kavlağan golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında galibiyeti korumasını bilen Van Spor sahasında kazandığı 3 puanla 1. sıraya yükselirken Esenler Erok Spor hem liderlikten oldu hem de sezonun ilk yenilgisini Van deplasmanında aldı. Ergin Keleş bıraktı. Evet. Sağ tarafa doğru uzun bir top Mustafa Erkasap'a. Oldukça hızlı. Hesilaç Afyonspor'un mücadele verdiği TFF ikincilik beyaz grupta 8. hafta karşılaşmalarının sonuçları ve puan durumu şöyle. Diyarbakır Spor 0, Hesilaç Afyonspor 0, Vefa Grup Van Spor 1, Esenler Erok Spor 0, Ankara Demir Spor 0, Buca Spor 1928 1, Ankara Spor 0, Tuna Tarım Kırklareli Spor 0, Nazilli Belediye Spor 3, Kırşehir Futbol 0, Altınordu 0, Serik Belediye 0, Beyoğlu Yeni Çarşı 1, Adıyaman Futbol 0, Yeni Mersin İdman Yurdu 0, 1461 Trabzon 3, Karacabey Belediye 1, Zonguldak Kömür Spor 0, Bursa Spor haftayı bay geçiyor. İkincilik Beyaz Grup'ta haftanın maç programı şöyle. 18 Ekim 2023 Çarşamba Adıyaman Futbol Ankara Demir, Tuna Tarım Kırklareli Nazilli Belediye, 1461 Trabzon Karacabey Belediye, Serik Belediye Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Zonguldak Kömür Spor Ankara Spor, Kırşehir Futbol Kulübü Altınordu, Buca Spor 1928 Bursa Spor, Esenler Erok Spor Yeni Mersin İdman Yurdu, Hesilaç Afyon Spor Vefa Grup Van Spor, Diyarbakır Spor haftayı bay geçecek. 8. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. 21 puanlı Vefa Grup Van Spor liderliğe yerleşti. Nazilli Belediye Spor 19 puanlı ikinci sırada. Bir maç eksiği bulunan Esenler Erok Spor 18 puanlı üçüncü. Ankara Spor 4. sırada puanı 17. 1461 Trabzon 16 puanla 5. sırada. 15 puanı bulunan Buca Spor 1928 6. 7. Mersin İdman Yurdu'nun 13 puanı bulunuyor. Ankara Demir Spor 8. sırada ve puanı 12. Aynı puanda bulunan Diyarbakır Spor 9. 10. Karacabey Belediye Spor'un puanı 11. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Bursa Spor 6 puanla 12. Aynı puanda bulunan takımlardan Hesilaç Afyon Spor 13. Serik Belediye Spor 14. Adıyaman Futbol Kulübü 5 puanla 15. 16. Altınordu'nun 4 puanı bulunuyor. 17. Zonguldak Kömür Spor 3 puanda. 18. Tuna Tarım Kırklareli Spor'un da puanı 3. Ve son sırada Kırşehir Futbol Kulübü bulunuyor. 19. sırada ve puanı 2. Bu yıl ilk kez bölgesel amatör ligde mücadele veren Emirdağ Spor sezona kötü bir başlangıç yaptı değerli izleyenler. Ligin ilk haftasında Manisa temsilcisi Yıldız Spor 45 futbol kulübüne ev sahipliği yapan Emirdağ'ın kırmızı beyazlı takımı sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Gayet. Serhat. Bu yıl ilk kez bölgesel amatör ligde mücadele veren Emirdağ Spor sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında Manisa temsilcisi Yıldız Spor Futbol Kulübü'ne ev sahipliği yapan Emirdağ'ın kırmızı beyazlı takımı sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig'e ilk kez katılan iki takımın Emirdağ ilçe stadındaki mücadelesinde karşılaşmaya konuk takım Yıldız Spor daha atak başladı. 24. dakikada gelişen Yıldız Spor atağında Gökhan Yılmaz'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı. Gönderdiği yerden şut şansı, tehlikeli an, vuruş.
Dışarıya gidiyor. Korner. 30. dakikada Yıldızspor'un kazandığı serbest vuruşta Aykut Eren'in 18 çizgisinin hemen önünden kaleye gönderdiği top yandan az farkla avuta çıktı. Şimdi işareti verdi. Aykut kaleye doğru gönderdi. Kavisli top dışarıya. 34. dakikada Emirdağspor kalecisi Enes mutlak bir golü önleyerek tribünlerden alkış topladı. Yıldızspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta kale önüne ortalanan topa Oğuzhan yakın mesafeden sert vurdu. Kaleci Enes bu şutu güzel bir refleksle kornere çelerek gole izin vermedi. İçin orta yapıldığı yerden vuruş kaleye doğru kaleci Enes müdahale etti. Maçın ilk golü 41. dakikada geldi. Sağ köşeden Aykut Eren'in kullandığı korner atışında Oğuzhan Palaz'ın penaltı noktasına indirdiği topu Umut Balcı filelere göndererek Yıldızspor'u 1-0 öne geçirdi. Yıldızspor'un duran toplarını Aykut kullanıyor. Şimdi kullandığı kafa vuruşu ters bir vuruş. Karambol anı şut şansı vuruş geldi topu ağlara gitti. İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken gelişen bir başka Yıldızspor atağında ceza sahası dışındaki topu kafayla uzaklaştırmak isteyen kaleci Enes'le defans arasındaki anlaşmazlıkta Umut Balcı fileleri görerek skoru 2-0 yaptı ve ilk 45 dakika konuk takımın iki farklı üstünlüğüyle sona erdi. Hareketli kaleci çıktı. Kaleci topa müdahale etti. Kale boş. Kaleye yönlendirilen top ağlara gidiyor bir kez daha. Müsabakanın ikinci yarısına daha rahat başlayan konuk takım Yıldızspor 50. dakikada 3. golü buldu. Bu dakikada soldan ortalanan topu iyi takip eden Aykut Eren meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı. Manisa Yıldızsporlu oyunculara bir kez daha orta tehlikeli bir an kaleci çıktı topu ağlara gitti. 80. dakikada yine sol kanattan gelişen Yıldızspor atağında ceza sahasına giren Enes Erdal iç çapraz pozisyonda olmasına rağmen şık bir vuruşla fileleri görerek maçın skorunu belirleyen gole imza attı. Karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmadı ve sahadan 4-0 galip ayrılan Manisa Yıldızspor sezona 3 puanla başlayan takımlar arasında yer aldı. Ve maçın son düdüğü çaldı. Afyonkarahisar'ın Bölgesel Amatör Lig'deki diğer temsilcisi Belediye Bolvadin Termalspor 2023-2024 sezonunu Tavşanlı deplasmanında Tepecik Spor maçıyla açtı. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Afyonkarahisar'ın Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Belediye Bolvadin Termalspor 2023-2024 sezonunu Tavşanlı deplasmanında Tepecik Spor maçıyla açtı. Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanan müsabaka oldukça çekişmeli geçti. 19. dakikada gelişen Belediye Bolvadin Termalspor atağında Rıdvan Kaval'ın topu kendi filelerine göndermesi sonucu ev sahibi takım 1-0 yenik duruma düştü. İlk 45 dakikalık mücadele sonucunda Belediye Bolvadin Termalspor soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklarla gol aradı. Tavşanlı Tepecikspor'un 72. dakikada geliştirdiği atakta topu filelerde buluşturan Erdal Onaylı skorda 1-1 eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da ligin ilk haftasını birer puanla kapattı. Spordaki gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam ana haber bülteninden hemen sonra tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.